Bu arada şimdi ekip arkadaşlarımdan bir soru var aslında. Ayşenur büyüten anneye sanki biraz kırgın, kızgın mı? Ben mi öyle anladım? Bir şey mi oldu? Niye? Bir şey mi oldu? Annesi istemiyor. Ha? Annesi istemiyormuş kızının. Nevcihan Hanım öyle bir kadın değil. Öyle. Yok. Yok öyle söylemiş telefonda Ayşe'ye. Dedi ki. Ne dedi? Sen bizi rezil ettin dedi. Niye? Seni buraya gönderen o, dedi senin ki, başvuru yapmanı sağlayan o, senin arkanda durmanı sağlayan o. Onları bulursan seni evlatlıktan reddederim dedi. Kimi bulursan? Nevcihan Hanım şu anda telefon attığında. Nevcihan teyze merhaba. Merhaba kızım. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Nasılsın kızım? İyiyim. Önce sizin sağlığınız, saatiniz nasıl? İyiyim vallahi. Dünkü ilaç aldım, kemoterapi aldım. Oturuyorum işte. Allah şifa versin size. Bugün Ayşenur fazla duygusal. Ayşenur'a ben çok kırgınım. Neden? Bir hasta oldu, orada duruyor da bir kere bir telefon açıp da anneciğim hastasın, nasıl oldun demedi kızım. Aradım ben. Gerçekten aradım. Kanıtım var. Hı? Gerçekten aradım. Ben de onların aramasını... Neyi ispatlayacağız? Ben aradım ama onların da aramasını bekledim. Hı. Neden bir şeyler hep çocuklardan bekliyorlar? Allah ben Allah. Buraya çıkmışım sonuçta. Onlardan destek arıyorum. Bekliyorum değil mi? Hı hı. Neden hep büyükler haklı olmak zorunda? Ah ben anne kız arasına girmem. Bu konuda tecrübeliyim. Dünyanın en güzel ve en tatlı sistemini yapan bir anne var. Telefon attığında. Ben öyle görüyorum. Sen de onu seni ne kadar çok sevdiğini bildiğin için ondan bu konuda Esra'cığım, bir şey bekliyorsun. Esra'cığım. Efendim Nevcan teyze. Ben onu nasıl büyüttüğümü bir Cenab-ı Allah bilir. Bir ben bilirim. Ben onu büyüttüğümü, ben çocuk hiç büyütmedim kızım. Onu okula gönderdim, öğretmenlerinden gittim nasıl bakacağım diye öğretmenlerine sordum. Tamam ama bu aramaya engel değil ya da bunları söylemesi gerekmiyor sonuçta. Tamam bir iyilik yapmış olabilir ki bunu Allah rızası için yapmıştır. İyiliği başa da kakılmaz. Ama sen buradaki hani süre içerisinde daha böyle hareketli, çok bilmediğin değişik bir süreç yaşadığın için ben bazen kendimi sorguluyorum. Ya ben de ihmal etmiş olabilir miyim diye bir sorarım kendime. Sen mesela ihmal etmiş olduğunu düşünüyor musun? Onları mı? Evet. Yani... Ya böyle ya anne çok telaşlıydım. Çok böyle... Her ikisi de aslında. Birçok duyguyu aynı anda yaşıyordum. Bu arada unutmuş olabilirim. Her ikisi de. Her ikisi de. Onun da bir rahatsızlığı var ya. Efendim Nevcan teyze. Efendim. Esra kızım. Buyurun. Esra kızım. Duyuyorum. Buraya çıkaran benim. Ben de başvurdum. Ailesini bulsun diyen benim. Bana eziyet ettiğini, ailesi yüzünden mi bana sıkıntı yaşattığını söyleyen benim. Ama bir saniye. Yeter ki annesini bulsun, kardeşini bulsun. Ama dedim. O şekilde söylenmez ben işte. Bulsun defol gitsin demek ne demek? Bana ne? Bir kere olsun defol gitsin demek ne demek? Onlar sana defol gitsin demez. Onlar duydum, senin bütün geleceğini, duydum. Her şeyini garanti altına almışlar. Esra Hanım aynı bu hareketler. Hı. Ama onlara kötü insan olduklarını söylediler Esra bıraktıkları Hanım. İçin. Onları anlamaya Esra çalışmadılar. Hanım. Ben her seferinde sevindim. Aynı burada size nasıl cevap verirse evde de aynı bana eğilir. Ama doğruyu bir söylüyorum. Bir cevaplar verir sana anlatamam kızım. Nevcihan anne size şunu söyleyebilirim. Şimdi genelde ben bu pozisyonda olan çok çocuk gördüğüm için onları biraz daha sizden farklı, sizin yaptığınızın bakmak, çok büyütmek, çok bunlar çok önemli şeyler. Hakkınız da ödenmez Allah katında ve
onun katında ama şunu ifade etmek istiyorum. Bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu yolculuk sizin özünüzün yolculuğu. O yolculukta çocuklar o kafalarında hiç görmedikleri anneyi o kadar büyük, o kadar şaşalı, o kadar iyi bir pozisyona sokarlar ki. Ama o yolculuğun sonunda Ayşenur'un burada yaşadıklarını o bir çocuk. Ben 46 yaşındayım, ben hazmedemiyorum bir haftadan beri. Bir anneye ulaştı, özünü buldu ama o anne hayatı darmadağın olmuş. Ve sizin kızınız, o özveriyle büyüttüğünüz kızınız aslında çok fazla sorumluluk sahibi bir çocuk olduğu için annesine ne yapabilirin derdine düştü aslında. Ben ne yapabilirim? Daha önce bulabilir miydim? Daha önce aynı şey Emrah'ta da var. Yani bu çocuklar geriye döndüklerinde 26 yılın hesabını dürmek istiyorlar. Bu çok kolay bir şey değil. Çok telaşlı bir şey var. Sizden anlayışlı olmanızı bekliyorum. Avukat Hanım. Buyurun. Bak Avukat Hanım, ben onun annesini bulmak için Sosyal Hizmetler İl Müdürü'ne gittim. Yalvardım ki bunu biliyorum zaten. Nevcihan teyze. Ayşenur annesine kavuşsun diye isterseniz Tahsin Bey'den sorabilirsiniz. Hayır Nevcihan teyze, bunları anlatmanıza bile gerek yok. Sadece bu gibi durumlarda şöyle bir seçim oluyor. Annenizi ya da babanızı buluyorsunuz, şunu diyorsunuz. Ay benim düzenim çok iyiymiş. Ben o düzenime geri döneyim. Ya da ya buldum ama ben bundan sonra yoluma gerçek biyolojik ailemle devam etmek istiyorum. Ben taraf seçiyorum zaten. Hayır, onların daha seçim yapabilecek durumda değiller. Sizin sisteminizi de çok iyi anlıyorum. Ben bulacağım aranızı. Tamam mı? Nevcihan teyze. Ha kurban. Bak Nilgün ablanın da hayatını gördün. Ben Nilgün Hanım'a ben çok üzüldüm. Ya. Benim kızım okuyup da mesleğini eline alsaydı Nilgün Hanım'a baktırmasıysam Allah belamı versin Esra Hanım. Ya. Siz zaten bakın biz çocuğunuza baktığınız zaman anlıyoruz nasıl bir anne olduğunuzu. Nilgün teyze. Vicdanlı ve merhametli. Bunu siz ya... Ayşenur bir hamur verildi size. Siz bunu şekillendirdiniz. Konuşmak ister misin? Yok istemem. Neden? İstemiyorum. Niye? İşte. Ama çok emek vermiş Ayşenur'a. Çok güzel bakmış ona. İstemiyorum. Konuşmak istemiyorum. Tamam, konuşmak istemiyorsun. Nevcihan Hanım, Emrah'a bir şey söylemek ister misiniz? Aslan Bey'e bir şey... Emrah'a Bey'le bayıldım. Emrah'a çok 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 sevdim. Evladım olarak bağrıma bastım. İstanbul geldiği zaman benim başımın tacı bir çayımı, yemeğimi yemesini istiyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Kız kardeşime baktığınız, ilk yaşından beri her türlü himmet ettiniz. Ondan sonra gerçekten çok teşekkür ederim yani. Allah bak, razı annen, olsun. Öyle annenin diyeyim. Sistemi bu kadar. Emrah'ı da görüyor, hemen çaya kahveye davet ediyor. Gel diyor, yemeğimi ye diyor. Ya işte her şey göründüğü gibi çok, değil. Nilgün Hanım'ı da çok sevdim. Allah razı olsun size. Ya. Ben Nilgün Hanım'a o kadar sevdim ki size bir anlatamam yani. Kaderi kötüymüş. Ya. Ama sonuçta kötü dedin sen ona zamanında. Ben savundum. Vardır bir bildiği dedim. O bir anne dedim. Senin gibi. Yani isteyerek olmamıştır dedim. Hayat hikayesinde hiçbir bilgim yok ama. Evet. Hiçbir bilgim yokken savundum. Sen evet hep o cümleyi kurdun. Kesin onu mağdur ettiler dedin. Ben evdeyken belgeyi elime aldım. Nilgün ve Mehmet... Yani o zaman öyle yazıyor. Nilgün... Söyle ama onu da söyle. Sosyal hizmet belgelerine baktığında Nilgün Alpak ismini öğreniyorsun. Bir Nilgün de baba adı olarak Mehmet Sarıcan yazıyor. Yok, anne Nilgün, Nilgün Sarıcan olarak yazıyor. Şey, anne de Nilgün Sarıcan. Ha. Nilgün Sarıcan, Mehmet Sarıcan yazıyor. Okudum işte. Hı hı. Yani bilmiyorum, bir an aklıma geldi. Dedim ki ya çok üzmüşler seni dedim. İsmine bakarak onu hayal etmeye çalışarak onunla konuşmaya çalıştım. Seni bazen çok üzmüşler. Bazen bir nesne olur, bir oyuncak olur, bir şey olur. Ona karşı konuştum. Annemmiş gibi. Başını okşadım. Dedim seni çok üzmüşler dedim. Ama al bekle sabret dedim. Ben geleceğim bulacağım dedim. Bazen evet. Ben üzüldüm dedim gel bul beni dedim. Bazen gözlerimi kapattım. Böyle duvara yaslandım. Gözlerimi kapattım. Dedim gel dedim. Onu hissetmeye çalıştım böyle.